hepimizin aklına geliyordur. Şöyle hiçbir şey düşünmeden vursam kendimi yollara, uzaklaşsam böyle de her şeyden, dağ, toprağa, doğaya doysam, şöyle değişik renklerde manzaralara, hiç şahit olmadığım mis gibi kokulara dalsam. Motorcunun, motorcu olmak isteyenin de hayali bunlar. Ama bu tarz bir yolculuğa çıkmak için buna uygun hem asfaltta hem de stabilize yolda kullanılabilecek öncelikle bir motosiklete ihtiyacımız var. Tabii herkesin bütçesi de bir değil. Parasının hesabını bilmeyenlere tabii ki hava hoş. Onun sadece zaman bulması yeterli. Ama parayı zor kazanan, Türkiye'nin de çoğunluğunu oluşturan güzel insanlar tabii ki her kuruşun hesabını yapmak zorunda. Şimdi diyebilirsiniz ki her motosiklet hocam her yola gidilir. Scooter'la bile bütün dünyayı dolaşan insanlar var. Onlar ayrı bir kategoride. Biz bugün 300 bin TL'ye kadar satın alabileceğiniz piyasadaki en ucuz sıfır adventure motosikletlere bir göz atacağız. Hadi o zaman çayınızı kahvenizi hazırlayın. Şöyle bir motorları seyredelim. O zaman ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. İlk modelimiz piyasadaki açık ara en ucuz adventure motosiklet. Hero markasından daha önce Hintli markaları anlatırken bahsetmiştik. Hero Hindistan'ın en büyük pazar payına sahip motosiklet üreticisi. Eski, köklü bir firma. Hero X-Pulse 204 ve hacmine aldanıp küçük görülecek bir motosiklet değil. Çok yönlü bir motosikletten ne bekleniyorsa onu veriyor. Önde 21 inç, arkada 18 inç telli jantlar, ayarlanabilir arka süspansiyon, 22 santim yerden yükseklik, 13 litre yakıt deposu, dijital gösterge, akıllı telefon bağlantısı, ABS gayet güzel görünüyor. Motor tek silindirli, yağ soğutmalı, 19 beygir gücünde. 6500 devirde gelen 17 Nm tork da hiç fena sayılmaz. Haziran 2023 itibariyle de güncel fiyatı 92 bin TL. Watch 300DS tek silindirli 292 cc sıvı soğutmalı bir motor bloğuyla geliyor. Bu blok 26 beygir güç, 23,5 Nm tork verebiliyor. 6 vitesli şanzımana, akıllı telefon bağlanabilen dijital göstergeye sahip. Tek kanallı ABS var, koruma demirleri de standart. 16 litrede yakıt deposuyla geliyormuş. Yola çıkmaya hazır, şık bir model. Güncel fiyatı da 160.500 TL. Çinli Zontes ülkemize yabancı bir marka değil. Bayağıdır buradalar. Bir ara kaybolup sonra tekrar ortaya çıktılar. Modele gelirsek 350 T1 tek silindirli su soğutmalı 348 cc bir motor bloğuyla geliyor. Bu motor 39 beygir güç ve 33 Nm tork verebiliyor. 6 vitesli şanzımana ve çift kanallı ABS'ye sahip modelin jant ölçüleri önde ve arkada 17 inç. Dijital gösterge, LED farlar falan fena durmuyor. Güncel fiyatı da 183 bin TL. Ben öyle Çinliydi, Hintliydi istemem. Yok mu bir Avrupalı derseniz tabii ki var. KTM 250 Adventure. 183 bin TL fiyatla gelen model 249 cc'lik tek silindirli sıvı soğutmalı motorla 30 beygir güç, 24 Nm tork verebiliyor. Önde 19, arkada 17 inç jantlar, ABS, LED farlar, Avrupalı isteyenlere uygun bir model. Yine Çinli bir marka ile devam edelim. CF Moto 650 MT. Belki de piyasada en çok dikkat çeken modellerden biri. 649 cc hacmine sahip çift silindirli su soğutmalı blokla gelen model 55 beygir güç verebiliyor. Önde ve arkada 17 inç jantlarla geliyor. ABS, 7 inç dijital gösterge paneli, 17 litre yakıt deposu, koruma demirleriyle gayet güzel görünüyor. Güncel fiyatı da 257 bin TL. İtalyan kökenli Çinli marka Benelli, Avrupa'da özellikle İtalya'da çok popüler. TRK 502 çok satıyor. 267 bin TL fiyatıyla Benelli TRK 502X yüksek egzoz çıkışı, önde 19, arkada 17 inç telli jantlarıyla macera motoru olduğunu kanıtlıyor. 500 cc çift silindirli motor bloğu, 47 beygir güç, 45 Nm tork verebiliyor. 6 vitesli şanzımana, 20 litre yakıt deposuna sahip. Beğenilmesine şaşırılmamalı. I've had this vision.
KTM 390 Adventure, KTM'nin neredeyse çim biçme makinesine takacak kadar sıklıkla kullandığı tek silindir 373 cc'lik sıvı soğutmalı motorla geliyor. Bu motor da 44 beygir güce ve 37 Nm torka sahip. LED aydınlatma, ABS, TFT LCD gösterge, yine KTM'nin WP APS ayarlanabilir ön süspansiyonu, çekiş kontrolü, opsiyonel quick shifter falan her şeyi koymuşlar. A2 ehliyetle kullanılabilecek canavar gibi bir alet. Güncel fiyatı da 267.500 TL. Voge'de bütçe arttıkça seçenekler çoğalıyor. 500DS 258.000 TL, 500DS Extreme 269.000 TL, 500DS X'e 285.000 TL fiyatla geliyor. Bayağı iyi bir alet. 494 cc çift silindirli motoru kardeşlerinden farklı olarak 50.5 Nm tork verebiliyor. 47.6 beygir güç kardeşleriyle aynı. Bunun yanında önde ve arkada KYB amortisörler, LED farlar, ABS, çekiş kontrolü, önde 19, arkada 17 tel jantlar, lastikler, metzeler, sürüş modları, Nissin fren kaliperleri, 7 inç LCD gösterge, dop dolu, güzel bir motor bu ya. Arjantin üretimli RVM Java'da son dönemde merak edilen modellerden. Önde 19, arkada 17 inç metzeler lastiklerle kaplı tel jantlara sahip model. Çift silindirli 471 cc sıvı soğutmalı motor bloğuyla geliyor. 43 beygir güce ve 40 Nm torka sahip. 20 litre yakıt deposu, ABS, LED farlar güzel duruyor. Fiyatı da 279.000 TL. Fiyatlar coşunca Avrupalılar listeye girmeye başladılar. Ama biraz geç kaldılar. Triumph Tiger 660 300.000 TL fiyat etiketine sahip. Triumph'ın Tiger serisinin en mütevazi üyesi. Triumph'ın klasik 3 silindirli 660 cc sıvı soğutmalı motor bloğuyla geliyor. 80 beygir güce sahip model, önde ve arkada 17 inç jantlara, Nissin kaliperlere, 17 litre yakıt deposuna sahip. TFT LCD gösterge, ABS, şov amortisörler, Avrupalı motosiklet arayanlar bir baksınlar. Şimdi tabii bugün 300 bine kadar diyoruz ama birkaç saat içerisinde bu fiyatlar değişebilir. Bakalım bu liste ne kadar güncel kalacak göreceğiz. Bazı modellerinde fiyatı ve satışı yoktu, o yüzden bu listede yer vermedim. Sizin eklemek istedikleriniz varsa buyurun yorumlara. Orta seviye bir motosikletin 300 bin liralara dayandığı üzücü günlerden çabuk çıkarız umarım. Öncelikle kendi babamın, daha sonra da beni izleyen tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız da kanala abone olun ki yeni videoları kaçırmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün, güç sizinle olsun dostlar. Yollarda görüşelim. Bye!